hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım. Ne iş yapıyorsunuz? Tatlıcıyım. Tatlı dükkanım var. Tatlı dükkanınız evet. var. Ah, güzel işte. Güzel. Hep insanlar Allah. Mutlu olduğu zamanlarda gelirler değil mi? Evet. Ziyafet çekmek istedikleri zaman, böyle ağzımız tatlansın dedikleri zaman, ya evet. şöyle bir çoluk çocuk oturalım hep beraber yiyelim dedikleri zaman gelirler evet. dükkanınıza. Öyle. Ama sizin ağzınızın tadı bozuk. 3 Ekim bozuldu. Tarihinden 3 Ekim'den beri. Bu yana bozuldu. Aslında 4 Haziran'dan bu yana sıkıntılarımız vardı ufak evet. tefek. Hı hı. Sonra 25 Eylül'de düzeltildi. Bir 10 gün geldi. Ondan sonra bir daha gitti. 3 Ekim'de gidiş o gidiş. Her şey 4 Haziran'da mı başladı? Evet, her şey 4 Haziran'da. Bir şey rica edebilir miyim? Arkada bu bantları açanlar, kapatan arkadaşlarım, kırtasiye işlerini, burası bir canlı yayın stüdyosu olduğunu söylersek. Hala bantlar açılıyor. Benim şöyle söyleyeyim, acayip dikkatim dağılıyor. Yani öyle arka taraftan bir de böyle sorumsuz davrandıkları zaman gerçekten şey tepeme çıkıyor. Orada cırt cırt yayın yapmaya çalışıyorsun, arkada biri cırt cırt yapıyor. Sanki hiç canlı yayın yapmıyorsun diye böyle. Saçlar havada. Saçlar havada geliyorlar yani. Heh. 4 Haziran tarihinde başlamıştı her şey. Evet, 4 Haziran tarihinde başladı. 15 yıllık bir evlilik var. Evet, 15 yılı doldurduk. İkinizin de geçti. İlk evliliği. İki tane de çocuğunuz var. İki Allah tane bağışlasın. Çocuğumuz var, amin. 14 ve 13 yaşlarında. Evet. 4 Haziran'dan beri eşinizle aranız bozuk ama aslında bunun çok daha öncesi de var. Evet, varmış. 4 varmış. Yıldır varmış. O zaman şöyle yapalım. Önce 4 Haziran'da ne oldu? O Antalya'dan Gaziantep'e vardı. Ben Niğde'den Gaziantep'e vardım. Orada buluşma yaptık. Antep'te niye buluştunuz? Kim var Antep'te? Kendisi Antepli, ailesi Antep'teydi. Hı hı. Ben Niğdeliyim, o Antepliydi işte. Antalya'dan o geliyor, ben de bu taraftan vardım. Öylelikle başladı tartışma. O ailesinin yanına gitmiş sanırım evet. pandemi döneminde. Şimdi notlarıma bakıyorum. Evet. Pandemi döneminde kızı alıp aynen. çocuklardan birini alıyor, oraya gidiyor. Bir küslükle beraber, dargınlıkla beraber mi oraya gidiyor? Hayır. Tatlılıkla beraber biz orada sürpriz oldu buluşmamız. İkimizin de birbirimizin orada olmasından haberimiz yok. Bir saniye nasıl yani? Ya ben bir arkadaşla gitmiştim. Hı hı. İşte kayınvalidemgil orada diye onların yanına varayım dedim. Evet. Sabahına da onlar geldi baldızla. Sürpriz yaptılar biz kahvaltı yaparken orada. İkimizin de birbirimizden haberimiz yok. Siz kayınvalidene gidiyorsunuz. Evet. İş vesilesiyle mi? Evet, bir iş vesilesiyle gitmiştik. Karınız da sabah evden çıkıyor. Evet. O da Antep'e gidiyor. Evet. Bir bakıyorsun kayınvalidenin evinde. Evet, bir sürpriz oluşuyor yani. Karın. Evet. Peki şimdi normal bir evlilikten yola çıkarken insan nerede olduğunu, ne yaptığını söyler. Ya da sen kayınvalidenin evine gitmek istiyorsan ya da o annesinin evine gitmek istiyorsa ya Tekin senin de o civarlarda işin var ben de çocuğu alıp oraya bir geleyim. Demesi lazım. Yani bu nasıl bir sürpriz? Birbirinizden hiç haberiniz yok o zaman. 3 yıldır nere gider, nere gelir bana haber vermezdi. Heh, şimdi oldu. Ve ben ona hiç kızmazdım, kızamazdım. Niye? Ya işte baldızımın bana itiraf edip de evimde de 8-10 tane buldum. Sihirlerden, muskalardan dolayı. Kadına hiç kızamıyorum. Elim kalkmıyor. Ne yaparsa şimdi, yapsın. Şimdi çok özür dilerim de. Baldızınızın size... Büyü yaptın yani sihir yaptığını iddia ediyorsunuz. Böyle bir şeye kendisi inanıyorsunuz. Kendisi itiraf etti. Peki bu sihri kime yönelik ya da neye yönelik bizi yaptı? Bizi tamamen ayırmaya yönelik. Ayırmaya yönelik. Evet. Ama siz tamam, ikinize şiddet uygulamamak amacıyla yani elim kalkmıyor diyorsunuz. Kalkmıyor yani hiçbir yani. Sihir olmasa eşinizi döver misiniz? Hayır dövme babında karşısına? Değil. Fiziksel şiddet mi uygularsınız? Fiziksel ben öyle anladım değil, mesela değil yani bana gittiği yeri söyler. İşte ha. ben uygun değil oraya gitme bütçemiz yetmez. Gibi şeyler söylerim. Sizin sen, hiçbir sözünüz de olmuyor eşinize. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Yok hiçbir karşılık veremiyorum. Diyor. İşte onu merak ettim. Ha. Kime yönelik yapıldı? Yani tabii ki böyle bir şeye inanmıyoruz ama Tekin Bey etkisizleşsin. Hiçbir tepki. Aynen öyleydi yani. Tepki verilmesin. O zaman baldızımız kız kardeşine bir iyilik mi yaptı sizce? Artık iyilik mi kötülük mü o onun fikri onu bilemiyorum. Onun fikri. He, onu bilemem. 3 yıldır karınız gittiği yeri kaldığı yeri bulunduğu yeri size söylemez. Asla söylemiyor. Söylemez. Söylemezdi. Peki markete gidiyorken söylemiyor olabilir ama evden 10 günlük ayrılacağı zaman da söylememezlik yapıyor mu? Gitti mi peki bu 3 yılda bir 10 gün 15 gün farklı gitti. Yerlere? Gitti. Aileme gidiyorum diye gitti ama Kahramanmaraş'a gittiğini öğrendim arkasından aradığımda. Senin orada ne işin var dediğimde. Her şeyi sana söylemek zorunda değilim. Hesap vermek zorunda değilim dedi. Aynen. Siz ne dediniz peki? Ben de dedim yani senin vicdanına kalmış bir şey.
Giderken yanında çocuklardan birini götürdü mü? Götürmemiş. Çocuklar nerede kalıyor? Çocuklar şu anda. Hayır hayır. O Kahramanmaraş'a gidiyor ya bu 3 yılda. Anneannesinde kalıyor. Yani eşimin annesinde kalıyor. Kayınvalidemgide kalıyor çocuklar. Karınız Gaziantep'e annesinin yanına gidiyor. Çocukları oraya bırakıyor. Kendisi kalkıp Maraş'a gidiyor. Evet. Bu bir. Başka? Başkası işte yani benle beraber memleketime gitmiyor. Yazları işte 3 yazdır hiç gitmez olmuştu yani. Sizin ailenizle, sizin memleketinizde olmak istemiyor. İstemiyor. Sebep? Bilmiyorum işte yani sebep ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben de... İlişkiniz nasıldı? Yani ortada bir ilişki olduğu söylenemez ama. 3 yıl evveline kadar çok güzeldi. 3 yıl önce ne oldun yani? Harcamaları normaldi. Her şey iyiydi yani. 3 yıldan sonra ne olduysa işte bizim baldızımız eşiyle ayrıldı. Bizim yanımıza geldi. Bir iş buldu. Bizde kalıyordu. Ondan sonrasında kadın değişti. Kız kardeşi eve gelince. Evet. Kız kardeşi eşinden mi ayrıldı? Eşinden ayrıldı. Peki eşinin çocukları var mı kız baldızınızın? 5 tane. 5 tane çocuk var. 5 çocuk nerede kaldı? 3'ü babasında, 2'si kendisinde. 2 kendisinde. Sizde gelip kaldığı süre içerisinde sizin karınız kız kardeşini nasıl etkilemiş olabilir ki? Bilemiyorum. Yani ben ayrıldım, sen de mi ayrıl dedi? Orasını bilmiyorum işte yani. Baldızınızın sizin o köklü iyi bir evliliğe müdahalesi nasıl oldu? Yani nasıl bozdu aranızdaki ilişkiyi? Vallahi baldızım bana eşimden daha yakın duruyordu. Anlamadım söylemek istediğimi. Yani eşimden daha yakın duruyordu yani. Eşim küsüyorsa baldızım olur enişte böyle şeyler. İdare et enişte. Ne bileyim. Hatta kendisi gitti 1 ay benimle iyi geçindi. Sonra ben kalktım kızıma dedim ki şu teyzene bir mesaj çek. Babam beni dövdü. Ben anne... Bu bahsettiğim kişinin telefonundan... Kim o bahsettiğiniz kişi? İdris Akkurt. Kendi anne tarafından akrabaları. Onun telefonundan kızımı konferans yoluyla görüştürdü. Şimdi aslında siz normal bir ilişkiden bu kız karınızın kaçtığı döneme geldiniz. Evet. Mesela notlarıma baktığımda biz 3 yıldır aramız çok bozuktu. Köyüme gelmezdi. Biz iki yabancı gibiydik. Karı koca olmadık. 4 kez boşanmaya karar verdik. Karar verdik. Demişsiniz. Neden boşanmadınız? Yani tam niyet alıyoruz. Giderken diyor ki emin misin diyor. Boşanmak isteyen ki. İkimiz de karar veriyoruz. Anlaşmalı boşanacağız. Çorunu çocuğunu istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Senden tazminat da istemiyorum. E hadi gidek. Tam böyle arabaya niyetleniyoruz. Emin misin diyor. Ya emin değilsem kal. 2 sefer Antalya'da boşanacak olduk, niyet aldık. 2 sefer Gaziantep'te boşanacak olduk, niyet aldık. Ama bu boşanmaları isteyen karınızdı. Karım da istiyor, ben de istiyorum. Ben huzursuz olduktan sonra yani onunla yaşamanın bir anlamı var mı? Peki. 4 Haziran'da siz Gaziantep'e karınızı görmeye gidiyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ben ikimizin de birbirinden haberi yoktu ama notlarda başka bir şey anlatmışsınız. Ben o kızımla beraber pandemi döneminde Antep'e ailesinin yanına gitti. Oğlan benimle beraber kaldı. Oğlan benimle Niğde'deydi. Sonra da ben kalktım karım orada diye onun yanına gittim. Onunla barışmak için, onunla konuşmak sonra için onun gittim, yanına gittim sonra demişsiniz. 4 sefer gittim. Tamam. 4 Haziran'dan sonra 4 sefer yine gittim. 4 sefer gittiniz. Eşiniz her seferinde sizi... Gel barışalım, bu yuvayı kurtaralım dedi mi? Hiçbir seferinde demedi. İstemiyor yani. Hiçbir seferinde istemedi. Peki 4 Eylül tarihinde de ailesi, ya tamam biz artık ikna ettik Hatice'yi. Gel Hatice'yle barış dediler. Hatice eve döndü mü? Döndü, o gün döndü. Orada 10 gün hiç konuşmadı benimle. Geldi Antalya'ya hiç konuşmadı. Ben de... Konuşuyordur ama size şunu şöyle bir cümle kuruyordur. Seninle birlikte olmak istemiyorum. Senden ayrılmak istiyorum. Bu aile, bu yuva bana artık beni daraltıyor, bunaltıyor demedi mi? Onu en son gittiği gün söyledi. Ne dedi? Dedi ki ya bak dedi iyisin, hoşsun da dedi. 8 gün durdu, 8. gün gitti. Bu ev dedi beni dedi daraltıyor, bunaltıyor. Bu evde bir şeyler var dedi. Dükkanda da var dedi. Ben de dedim canım o zaman yarın ev bakalım dedim. Peki bu beni daraltıyor dediği şeyler ima ettiği nedir? Yani ima ettiği şeyler sihir. Sihir. Evet. Yani bunu yapan kim? Baldızınız. Baldızımız. Etkisiz olan kim? Yani bunu yapan, yapmasının altındaki sizden anladığım kadarıyla sizin evleriniz kurtulsun diye baldız size yardımcı mı oluyor böyle şeyler yaparak? Tamamen ayrılsınlar diye. Ama diyorsunuz iyi davranıyor bana. Bana göre iyi davranıyor. Bana iyi davranıyor. Kendinden bildirmeyecek amaç o. Sizi ayırmak istiyor. Ayırmak istiyorsa sizi uzaklaştırdı. Siz buna inanıyorsunuz. Evet.